Sevgili seyirciler, dünyanın birçok ülkesinin başındaki isim Filistin topraklarında yaşananları izlemekle yetiniyor. Oysa Türkiye daha önce dünyadaki bütün kriz noktalarında olduğu gibi Gazze'de yaşananlara da sessiz kalmadı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan yılların kurt politikacısı bütün bu kriz bölgelerindeki sorunları şimdiye kadar iradesiyle çözebilen tek isim ortaya çıktı. Ve Filistin konusunda da yeniden diplomasi trafiğine, diplomasi atağına başladı. Peki ne yaptı? Erdoğan'ın stratejisini çözmeye çalışalım şimdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan birçok liderle görüştü. O liderleri şöyle bir baktığımız zaman hem iki taraf yani İsrail ve Filistin tarafı hem diğer halka yani Rusya gibi ülkeler, Almanya gibi ülkeler, bu gibi ülkeler var. Hem de bölge ülkelerini görüyoruz. Yani burada e, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten tutun da Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah Sisi, Katar Emiri, Rusya Devlet Başkanı zaten saydık. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Cezayir, Ürdün, Malezya, Lübnan. Mevkidaşlarıyla ya da o ülkenin yetkili isimleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan telefon görüşmeleri yaptı. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın acaba uyguladığı bir strateji mi vardı? Baktığımız zaman elde bazı veriler var. Bu veriler de gerçekten bizi bir yerden bir yere götürüyor. Hadi o zaman oraya beraber ulaşmaya çalışalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şimdiye kadar görüştüğü isimlerle ilgili baktığımızda ortaya bir tablo çıkıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüştüğü isimlerden birinin İsrail Cumhurbaşkanı Herzog olduğunu söylemiştik. Aynı zamanda Cumhurbaşkanının görüştüğü bir başka isim de Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'tı. Şimdi bu iki görüşmede Tahmini olarak yani bir akıl yürütelim hep beraber. Tahmini olarak gerginliğin azaltılması, iki tarafa da itidal çağrısı ve aynı zamanda gerginlik azaltılırken de e, bazı teknik konuların da görüşüldüğünü tahmin edebiliriz. Yani burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhtemelen Herzog'la esir takası konusunda... E, bazı başlıkları konuştuğunu söyleyebiliriz. Demek ki şu anda baktığımızda ortada bir esirlerin serbest bırakılması ya da esir takası şeklinde bir başlık göreceğiz. Peki esir takası dediğimiz bu başlığı kimlerle konuşuyor Cumhurbaşkanı? Hem Herzog'la hem Mahmut Abbas'la görüşmüş olabilir. Ama bugün aldığımız habere göre ki birazdan ayrıntısını sizlerle paylaşacağız, Hamas tarafıyla da dışişleri yetkililerinin görüştüğünü ve ilk esir takasının da gerçekleştiğini görüyoruz. Birazdan detayına bakacağız. Demek ki Cumhurbaşkanı Erdoğan bu diplomasi trafiğinde sadece e, muhataplarının halini, hatırını sormuyor ya da bazıları gibi. Ee, öyle olmalı, böyle yapılmalı, böyle e edilmeli gibi yuvarlak muğlak cümleler kurmuyor. Baktığımız zaman Cumhurbaşkanının görüştüğü bir başka isim Katar Emiri. Peki Katar ne yaptı? Katar bir adım attı dünyaya. Eğer Gazze'deki bombalama bitmezse ben dünyaya gaz satışını durduruyorum dedi. Demek ki burada da yapılacak işler hakkında yani gaz satışı diye yazalım bunu da. Yapılacak işler hakkında bir fikir birliğine varıldığı görülüyor. Acaba iki lider arasında bu görüşüldü mü, görüşülmedi mi ayrı konu ama muhtemelen Katar emiriyle yapılan görüşmede acaba Gazze için ne yapabiliriz? Acaba Bombaların artık düşmemesi için ne yapabiliriz? Bu sorunun yanıtı demek ki aranmış ve Katar bir adım attı. Şimdi baktığımız zaman Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le de bir görüşme yapıldı ve Putin'in de Gazze'ye destek açıklamasını hatırlayacaksınız. Filistin devleti demişti. Şöyle sileyim. Şimdi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Filistin Devleti çıkışı aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmeden sonra yapılan bir açıklama olması hasebiyle önemsenmeli. Dolayısıyla burada baktığımızda liderler arasındaki diplomasi trafiğinde bir detay daha göze çarpıyor. O da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir süredir Mısır'la ilişkilerin düzeltilmesi noktasında attığı adım ve işte bu adımın da şu anda bir karşılığı olduğunu görüyoruz. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile yaptığı görüşmeden sonra Sisi biz ne olursa olsun ne olursa olsun Gazze'ye insani yardım göndereceğiz dedi. Gazze'ye yardım Cumhurbaşkanı Erdoğan hangi liderle ya da hangi devlet başkanıyla görüşse o devlet başkanından bir açıklama geldi. Yani burada demek ki liderler arasındaki diplomasi trafiğinde e, bir çözüm odaklı adım atılması da konuşulmuş olabilir. Baktığımız zaman Cumhurbaşkanının görüştüğü bir başka isim Birleşmiş Milletler Genel Sekreteriydi. Antonio Guterres ve Guterres'in de yaptığı açıklamaya şöyle bir odaklanacak olursak eğer Guterres Gazze'de bombalamaların da insanlık dışı olduğunu söyledi. Altını çizdi ve gerginliğin azaltılması noktasında bir mesajı vardı. Dolayısıyla burada da gerginlik vurgusunu yazmamız gerekiyor. Şimdi baktığımızda bütün bu diplomasi trafiği neye tekabül ediyor? Yani bakın burada birçok e, farklı detaydan bahsettik. Şimdi temiz ekrana gelelim. Yani sizin aslında haber servisi dışında diğer bültenlerde, diğer televizyonlarda gördüğünüz kısmıyla bir diplomasi trafiği. Sanki liderler birbiriyle telefonla konuşuyorlar. Ya neler oluyor burada diyorlar. Demek ki iş böyle değilmiş. Demek ki iş çok daha farklı başlıklara sahipmiş ve çok daha çetrefilliymiş. Sadece birbirleriyle görüşüp acaba ne oldu burada demek yerine aslında liderler e, neler yapabiliriz bunu konuşmuşlar. Katar emirinin gaz satışını durdururuz. Eğer Gazze'ye bombalamalar sürerse gaz satışını durdururuz. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin gerginlik sona ermeli yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'la hemen hemen aynı sözleri söylemesi. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin Gazze'ye yardımı ne olursa olsun bombalasak da yapacağız ifadesi. Rusya Devlet Başkanı'nın Filistin devletinin artık kurulması gerekiyor ifadesi aslında çok şey anlatmıyor mu? İşte şimdi biz de gelin bütün bu diplomasi trafiğinin çıktılarına bakalım haberimizde.